Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma uzmanımız Kutay Korap'la beraber az sonra hem kapanan bilanço sezonunun detaylarını ele almaya devam edeceğiz. Hem de şirket haberlerini aktaracağız. Öncesinde ise Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'de Hazine Müdürü Arda Coşar bizi bekliyor bu sabah. Arda Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Jackson Hole haftasında doların bir miktar geri çekilmesi MTI'yi desteklemiş gözüküyor. Yanı sıra yine Amerika'da verim eğrisini yakından takip ediyoruz. Bir miktar tahvil piyasasında likiditenin kurumuş olması acaba piyasa hareketini daha sert bir konuma getirir mi, ne dersiniz? Tabii günaydın. Öncelikle bu haftanın önemli gündem maddesi Jackson Hole toplantısı. Oradan gelecek mesajlar hem tahvil piyasasına faiz oranları üzerinde hem de döviz ve dolayısıyla MTI üzerinde etkili olması beklenebilir. Ancak bugüne özel baktığımız zaman veri akışı açısından nispeten sakin bir gün. İşte Almanya büyüme ve ABD tarafında konut satışları verisi söz konusu. Piyasaların geneline baktığımız zaman dün borsalar rekor kırdı ABD tarafında. Özellikle S&P 500 tarafı rekor kırdı. Bugün de baktığımız zaman Asya borsaları pozitif, ABD vadelileri de pozitif. Borsa İstanbul tarafında pozitif bir açılış söz konusu olabilir. Muhtemelen 1470 seviyelerindeki direnç seviyesini konuşacağız gibi duruyor. Buraya doğru hareketler, 1470 direncine doğru hareketler söz konusu olabilir. Bununla beraber döviz cephesinde dolar işte dolar endeksi 93 seviyelerde bir miktar geri çekildi zirve seviyelerinden. Bunda tabii euro dolar aktif. Yani euro dolar tarafında 1.1680 seviyesine kadar gerilen euro dolar buradan bir miktar destek buluyor yukarı doğru. Düzenli bir toparlanma var. Sınırlı bir toparlanma var. Bugün seviye vermek gerekirse yukarıda 1.1770, 1.1780, aşağıda 1.17 seviyeler arasında işlem görebilir. Euro dolar paritesi bu seviyeler arasında işlem görmesi beklenebilir. Ama bugün için 1.1780'de yukarısında bir işlem beklemiyorum. Altın tarafı dolar endeksindeki nispi gerileme bir miktar MTI, yani altını yukarı doğru desteklemiş vaziyette. İşte 1770'lerden 1800 doğru bir hareket gördük. Bu bir miktar daha devam edebilir sınırlı olarak. Bugün için yukarıda 1815, aşağıda 1795 seviyeleri arasında işlem görebilir. Eğer ki bir haber veya bir akışla beraber 1795'in aşağısına gelirlerse bir miktar satış baskısı görülebilir. Bu yüzden 1795'i izlemek lazım. Ama genel bir seviye vermek gerekirse bugün 1795 ile 1815 dolar seviyeleri arasında işlem görülmesi beklenebilir. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ederiz yayınımıza değerli katkılarınız için. Biz de istersen şirket haberleriyle devam edelim. Kutay, açılış beklentileri nasıl şekilleniyor? Hangi şirket hisselerinde biraz daha hareketli bir gün bizi bekler? Şimdi açılış beklentilerinde öncelikle hani hem küresel piyasalardaki pozitif tablo hem de bu sabah TL'deki kısmi değer kazançlarının her biri zaten BIOP'un da desteklemesiyle birlikte Borsa İstanbul'da biraz daha pozitif bir açılışa işaret edecek gibi gösteriyor. Şirket bazlı haberlere bakarsak orada yine zayıf bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün olduğu gibi bugün de şirket haberlerinde piyasaya doğrudan etkisi olabilecek bir haber başlığı görmedik. Hatta şirket haberlerinde rica edebilirsek üzerinden değerlendirmeye çalışırız. Ulusoy Un'un TMO'nun yaptığı buğday unu ihalesine vermiş olduğu 54,8 milyon TL değerindeki ihaleyi kazandığı açıklanan notlar arasındaydı. Bir diğer taraftan ise Birleşim Mühendislik Aydınlı İnşaat Turizm ile 27,5 milyon TL'lik yapım işleri sözleşmesi imzaladığını görüyoruz. Emlak Konut GYO'nun ise 1 yıl vadeli 430 milyon TL kredi kullandığı dün kapa bildirilen haber başlıkları arasında yer almıştı. Yine açılış öncesinde izleyicilerimize hatırlatalım. Yayınımız öncesinde gelen son dakikalar vardı. Esasında saat 9 itibariyle Güzem'de konuklarıyla değerlendirdi. Ekranı yeni açanlar varsa, radyosunu yeni açanlar varsa onlara da yine hatırlatalım. Borsa tarafından bu sabah açıklama geldi. Fiziki teması dolar TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesini işleme açıyoruz diyor borsa. Platin ve paladyumla dips vadeli işlem sözleşmelerini işleme açacağız. Ve fiziki teslimatlı dolar TL vadeli işlemi 22 Ekim'de işlem görmeye başlayacak demişti borsa. Onu da yine hatırlatalım izleyicilerimize. Ve dün itibariyle seninle bilanço takvimini ele almıştık. Bilanço sezonu kapandı ama sektörel bazda nasıl ilerledik, hangi şirketler öne çıktı, en çok neler etkiledi bilançoları bir miktar değerlendirmeye başlamıştık ama tabii süremiz yetmedi çünkü çok detaylı bir inceleme var sende. İstersen orada kaldığımız yerden devam edelim grafiklerle. Şimdi özellikle bu 2021 yılının ikinci çeyreğinde açıklanan finansalların en önemli başlıklarından biri şu oldu ki
2020 yılının ikinci çeyreğine baktığımızda özellikle burada pandemiden bazı sektörlerin çok ciddi bir şekilde etkilendiğini görmüştük. Örneğin enerji şirketleri, hı hı. Örneğin baktığımızda havacılık sektörü, tabii. Örneğin turizm şirketleri gibi veya hizmet sektöründe işlem gören şirketlerin çok ciddi bir şekilde negatif etkilendiğini görmüştük. Şimdi bu çeyrekte özellikle yıllık bazda bazı rakamlarda çok ciddi artışlar takip edilmiş durumda diyeyim. Ve borsa açılış rakamını verelim, oradan devam edeceğiz. 1465 puanda Borsa İstanbul 100 ana endeks yeni günü karşıladı. %0.40'lık bir yükseliş var. Açılış itibariyle ana endeksin 5 puan kadar artıda olduğunu aktarabiliyoruz. 1465 puanda yeni gün karşılanmış vaziyette. Sepet kurda 9.16.70'ten işlem geçiyor. 8.42.96 seviyesinde dolar TL'yi takip ediyoruz. Euro TL işlemlerinde 9.90.33'teyiz borsa açılışı itibariyle. Önümüzdeki dakikalarda bakalım rakamlar ne tarafa evrilecek aktaracağız ama borsa açılışımız beklendiği üzere olumlu yönde gerçekleşti. Şimdi burada bilanço tarafında özellikle dün Ziraat Yatırım çok güzel bir rapor paylaşmış. Bu raporu evet. Aslında biraz daha konuşmak istiyorum ben de. İkinci çeyrek karlılıklara baktığımızda 2021 yılının ikinci çeyreğiyle 2020 yılının ikinci çeyreğini kıyasladığımızda burada net kar tarafında %130'luk bir artış kaydedildiğini görüyorum ben. Özellikle burada bu net karın artışına en pozitif katkı sağlayan sektörler arasında da Zeynep, demir çelik ve holdinglerin ön plana çıktığını görmekteyiz. Özellikle burada demir çeliklerin de kendi özeline inersek artan fiyatların da etkisi çok net bir şekilde ön plana çıktığını görüyoruz. Diğer tarafa bakarsak petrokimya, havayolu, büyük bankalar gibi yine sektör karlılıklarında yüksek artış gözlemlenen sektörler olarak da karşımıza çıktığını izlemekteyiz. Biz Borsa İstanbul tüm endeksindeki sektörlerin toplam kar artış etkilerinin negatif tarafta kalanlarına baktığımızda ise gıda, sigorta, girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları, şirketler gibi grupların toplam kar artışına negatif katkı sağlayan sektörler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Borsa İstanbul dediğimiz gibi 2021 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda karını %130 arttırırken BIST tüm'ün karı 47.7 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini de görüyoruz. Bu 359 tane şirketten derlenip toparlanan net kar rakamlarına istinaden. Şirket bazlı Borsa İstanbul'u karlılığını en fazla arttıran şirkete bakarsak burada göze çarpan şirket Ereğli Demir Çelik olduğunu hatırlatayım. Ereğli'ye bakıyorum, 2020 yılının ikinci çeyreğinde şirket 567 milyon TL kar açıklamıştı. Şimdi bu çeyreğe baktığımda 3.2 milyar TL kar açıklamış durumda. Yani Borsa İstanbul'daki bu 47.7 milyar TL'lik karın neredeyse zaten 2.6 milyar TL'si Ereğli'nin bir yıllık karındaki artıştan kaynaklandığını görüyoruz. Yani Ereğli'nin burada Borsa İstanbul'daki artan karlılığa en büyük katkı sağlayan şirketlerden biri evet. olduğunu görmekteyiz. Tabi hali hazırda bunun da bazı noktalarda... Yani rekordan rekora giden bir bilanço var orada zaten. Evet, yani çünkü 567 milyonmuş. Buraya baktığımızda 2.6 milyar TL karlılığında artış gerçekleştiğini ve rakamın 3.2 milyar TL'ye evrildiğini görmekteyiz. Tabi burada hem satışları arttı, artı işte demir çelik fiyatlarını burada hep irdelemeye çalışıyoruz. Orada evet. artan fiyatların da yine bilanço üzerinde pozitif katkılarını takip ettiğimizi görüyoruz. Erdemir'in dışında yine Borsa İstanbul'a pozitif katkı sağlayan bilanço sonrası net karını en fazla kuvvetlendiren şirketlerden biri de Koç Holding burada listede yer almış durumda. Fakat bunun dışında şu da önemli bir diğer dipnot, Tüpraş gibi şirketler de var. Tüpraş gibi şirketler nasıl bir Borsa İstanbul'a bilanço katkısı sağlıyor? Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde zarar açıklamıştı. Zarardan kâra dönmesi de bir noktada Borsa İstanbul'u eksiden artıya geçmesi BIST tümdeki kârlılığı etkileyen pozitif şirketlerden biri. Veya şunu da unutmayalım, mesela Türk Hava Yolları. Evet. İşte biraz önce bahsettik. Baz etkisi çok aynen. kuvvetli. Şirket mesela geçen yılın ikinci çeyreğinde kabaca 2 milyar TL zarar açıklarken şimdiki zararına bakıyorum. Bu rakam 497 milyon TL'ye düşmüş. Yani
Oradan da 1,5 milyar TL'lik ayrıca bir katkı olduğunu da görüyoruz. Yani zararın da azalması Borsa İstanbul Tüm Endeksinin karını etkileyen pozitif bir gelişme olarak ön plana çıkmakta. Tabi burada büyük bankaları da unutmamak lazım. En nihayetinde o karlılık pastasının içerisinde en önemli katkılar bu büyük bankalardan geliyor. İşte ama kamu ama özel bankalara baktığımızda özellikle burada özel bankalar bu dönemde biraz daha ön plana çıkmış durumda. Kamu bankalarının kredi mevduat tarafında o dönemde değişen faizlerin etkisiyle birlikte bilançolarına negatif katkı sağladığını görmüştük. Fakat özel bankalar tarafını değerlendirmeye çalışırsak burada mesela Garanti Bankası yıllık karlılığına baktığımızda Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank gibi burada yıllık karlılıkları %80'lerle %30'lar civarında artış gösterdiğini ve bunun da toplam kâra oldukça pozitif katkı sağladığını söylemekte fayda var. Holdingler noktasında mesela Şişecam ikinci çeyrekteki görece düşük kârdan sonra 2021 yılının ikinci çeyreğinde oldukça pozitif bir kar sağlayarak Borsa İstanbul Tüm Endeksine pozitif katkı sağladığını hatırlatmış olalım. Şirket bazlı veya sektör bazlı devam ederiz fakat göze çarpan en önemli notlardan biri sanayi karlılıkları burada çok daha bariz bir şekilde ayrışmış durumda. Neyden bahsediyorum? Sanayi karlılık rakamlarına baktığımda mesela geçen yılın ilk yarısında yani 6 ayını topladığımızda 190 milyar TL olan satışları bu dönemin aynı yılında 340 milyar TL'ye çıkmış. Yani sanayi şirketlerinin satışları neredeyse 4 katına çıkmış. 4 kat olmadı da daha fazla yani aslında 190 milyardan 340 milyara yani neredeyse 2 katına çıkmış durumda. Karlılıklarına bakıyorum şirketlerin sanayi şirketlerinin karlılığı 6 milyar TL'den 35 milyar TL'lere yakınsamış durumda. Satışlar %77 karlar neredeyse 4 katına çıkan bir tabloyla karşı karşıya sanayi şirketleri özelinde. Özellikle burada 9 aylık rakamlarına mesela yılın ilk 6 ayına bakıyorum 2021 yılının ilk 6 ayı 2020 yılının 9 aylıklarına ulaşılan bir performansla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum burada şirketlerin satış rakamlarında. Sanayi şirketlerin karlılık rakamlarına baktığımda da burada 2020 yılını 30 milyar TL karla kapatan sanayi şirketleri şu an 6 aylıklarda zaten hali hazırda 34 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Tabii burada geçtiğimiz yılın pandemi etkisinin de bariz bir şekilde ön planda olduğunu da unutmamakta fayda var. Artı mesela burada bundan sonraki dönemde tabii sanayi şirketleri karlılıklarını arttırdığını söylüyoruz. İşte geçtiğimiz yılın karlılığını bu yılın sadece 6 ayında yakaladığından bahsediyoruz. Fakat bundan sonrası için de sanayi şirketlerin önünde önemli zorluklar var. Bu zorluklardan biri işte mesela atıyorum enflasyonu yenmeye çalışan bir satış veya karlılık performansı sergilemek zorunda olduğunda unutmamak lazım. Dediğimiz gibi satışlar tarafına baktığında Borsa İstanbul'da satışlar noktasında en fazla pozitif katkı sağlayan şirketlerde Tüpraş, İsdemir yani İskenderun Demir Çelik, Petkim bu şirketlerde satışlarının %100 civarında hatta %100'ün de üzerinde satış performansını arttırdığını görmekteyiz. Diğer taraftan baktığımızda en yüksek kar açıklayanlarda yine tablonun karşısında Ereğli Demir Çelik yer alıyor. İskenderun Demir Çelik, Ford Otomotiv ki burada Ford'un da çok ciddi bir şekilde satış adetlerine de yansıdığını görmüştük. Aslında beklenen bir finansal açıkladığını da takip etmiştik. Onun dışında Arçelik, Tofaş, Gozaltın gibi şirketlerde dediğimiz gibi yine en yüksek kar açıklayan sanayi şirketleri noktasında yer aldığını görmekteyiz. Kar marjlarına bakıyorum. Kar marjı 2020 yılında 3.3 seviyelerindeyken şu an evrildiğimiz nokta kar marjlarında 6 aylık dönemlerde %10'lara işaret etmekte. Kar marjı da en önemli başlıklardan biri. Yani satışlar artabilir fakat bunu mesela maliyetler akabinde yakalayabilir. Fakat şu an baktığımızda satışlar maliyetler noktasını kıyasladığımızda kar marjlarına bu çok daha fazla yansımış durumda. Şimdi tabii bilanço sezonu oldukça hareketli geçti. Orayı kapattık. Bakalım bundan sonra hisse senetleri nasıl bir hikaye yazacaklar orayı takip edeceğiz. Tabii buradan model portföyler de önemli. Orada ufak tefek değişikliklere gittiğiniz zaman zaman aracı kurumların biz de aktarabiliyoruz. İstersen bilanço ile ilgili yine son notlarını tamamlayalım. Üzerine istersen biraz da aracı kurumlardan gelen model portföy raporlarına geçeriz. Şimdi kardan bahsettik, satışlardan bahsettik. Fakat burada en önemli kalemlerden biri bu şirketler veya sektörler nezdinde FAVÖK rakamlarını da göz önünde bulundurmak lazım ayrıca bir analiz olarak. FAVÖK marj
noktasında iyileşme gösteren sektörlere baktığımda da belki bu şekilde kapatabilirim bilanço sezonunu. Demir-çelik sektöründe favök marjında en fazla iyileşme gösteren sektörlerden biri olarak karşıma geliyor. Hava yolları sektörü yine favök marjında iyileşme göstermekte. En nihayetinde zarar noktasında zararlarının azalması burada pozitif katkı sağlıyor. Makina sektörleri yer alıyor. En fazla favök marjında düşüş gözlemlenen sektörlerde ise madencilik, telekom teknolojileri ve tarım sektörü biraz daha ön plana çıkmış durumda olduğunu görüyoruz. Bilanço sezonu önemliydi. Niçin önemliydi? Özellikle burada bilanço sezonuyla birlikte bir beklenti oluşmuştu ve burada açıklanan karlılık rakamları Borsa İstanbul tarafında o 1350'ler seviyesinden şu an bugün evrildiğimiz 1465'ler seviyesine geldiği dönem içerisinde biz finansalları takip etmiştik. Gelen finansallarında şirket bazlı hareketlere ve bu şirket bazlı hareketlerinde Borsa İstanbul'a beta bazlı katkıları olduğunu takip ettik. Son iki dakikamız içerisinde de çok kısaca istersen yatırım finansmandan gelen taze bir model portföy güncelleme var. Alarko'nun çıktığını gördük. Oradan detay da vererek kapatalım istersen bugünü. Şimdi baktığımda mesela Alarko model portföyden çıkardığını söylemiş yatırım finansman. Burada hedef potansiyel getiri %62 olarak görmüşlerdi. Hedef fiyat 14 lira 70 kuruş olarak belirlemişlerdi. Relatif olarak %32 getiri, nominal olarak %86'lık bir portföy getirisi olduğu paylaşılmış. Peki model portföyden niçin çıkartmışlar? Bunu da söylemekte fayda var. Bir, özellikle inşaat iş kolundaki zayıf karlılık notlar arasında yer almış. İki numaralı maddeye bakarsak enerji iş kolunda artan kömür maliyetinin karlılık görünümünde yarattığı belirsizliğin de etkili olduğu notlar arasında yer almış durumda. Aynı zamanda bakıyorum burada şirketin yönetimi yılın ikinci yarısında ortalama kömür maliyeti ilk yarıya kıyasla %100 civarında da artış gösterebileceği yönünde belirsizlikleri de aktarmış durumda. Bu gelişmeler doğrultusunda en kısa da belki böyle aktarabiliriz. Model portföyden Alarko'yu çıkartmış. Hali hazırda Garanti, Şişecam, Koç Holding, Petkim, Yapı Kredi, MLP Sağlık, Mavi Giyim, Tüpraş ve Kardemir Denizli hali hazırda yatırım finansmanının model portföyü içerisinde yer aldırmaya devam ettiği şirketler olarak karşımızda. Bu arada tabii yatırım finansman diyor ki model portföyümüz BIST 100 endeksine göre yılbaşından beri %18,1 daha yüksek getiri elde etmiştir. Onu da bir dipnot olarak belki aktarmak mümkün. Gidelim borsa tarafına bir kez daha. En çok yükselenlerde, düşenlerde kimler var? Her gün olduğu gibi ekranımıza yansıdı. Borusan Yatırım, Verusa Holding, Pegasus, İhlas Holding ve TAV Havalimanları şu an en çok artan konumundalar. Yüzdesel bazda konuştuğumuzda borsada en çok düşen tarafta ise Erbosan'ı görmekteyiz. Arkasında Aksa Akrilik, Fenerbahçe, Bera Holding ve Netaş Telekom hisselerini takip ediyoruz. Endeks yüzde. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.